Mutlu akşamlar. Analizle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki hareketlere bakacağız. Bugün küresel borsalarda önemli kayıplar gördük. Keza tahvillerde de hareketlilik vardı. Tahvil faizleri gelişmiş ülke piyasalarında aşağı geliyor ki bu tahvillere bir miktar ilgi olduğunun işareti. Diğer yandan emtia ve döviz piyasalarında da sert hareketlilik vardı. Özellikle euro dolar bugün 1.03'ün altına sarktı. Yine büyümeye duyarlı bakır gibi, çelik gibi diğer emtialarda da hızlı düşüşler gördük. Hepsine değineceğiz ama önce Borsa İstanbul'a bir bakalım. Küreseldeki bu geri çekilme eğilimi içeride bize de yansıdı. Bugün 2400'ün altında bir kapanış gördük BIST 100 endeksinde. Hisselerin çoğu değer kaybetti. 2371 puanda günü noktaladı BIST 100 endeksi. Bankacılık tarafına da bakalım. Bankalarda da kayıplar devam ediyor. Son BDDK kararından sonra bir baskı vardı. Bankacılık endeksinde o baskının devam ettiğini görüyoruz. Son bir haftada %8'in üzerinde değer kaybetti bankacılık endeksi ve bugün 1900 puan sınırını da aşağı kırmış oldu. Sınav endekste de 4000 puana adım adım yaklaşmaya başladık. Bugün %1,5 değer kaybetti. Son bir haftada ise %7'lik bir kayıp var Borsa İstanbul sınav endeksinde ve yine tabii şüphesiz demir çelik, otomotiv, petrokimya gibi pek çok alt sektörde de zayıflık görüyoruz diyebiliriz. Peki hisse bazında hangi hareketler öne çıktı? Şimdi onlara bakalım. En çok yükselen tarafta bugün Borsa İstanbul Sınai Endeksinden de pozitif ayrışan Hektaş'ı görüyoruz. %6'lık değer kazancı. Dün bedelli sermaye artışından elde edilen fonun önemli bir kısmının yatırımlarda kullanılacağını, gayrimenkul alımında kullanılacağını açıklamıştı şirket. Ve bunun üzerine bugün %6 yaptı. Bu arada kapanıştan sonra da bir iş anlaşmasına yönelik haber vardı. Birazdan detayına değineceğiz. Fakat bugünkü performansına baktığımızda 30 liranın üzerinde bir kapanış görüyoruz. Onun dışında Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri bugün dikkat çekti. Odaş Elektrik ve Alarko Holding'de en çok yükselenler arasındaydı. Bir de düşenlere bakalım. Bera Holding ilk sırada %7'ye yakın kayıp. Global Holding, Aydem Enerji, Koza Madencilik ve Doğuş Otomotiv de bugün BIST 100'de en çok değer kaybedenler arasına giren hisselerdi diyelim ve birazdan grafikler eşliğinde biraz daha detaylı bakacağız bu fiyatlamaya. Fakat onun öncesinde stratejist Yusuf Kavan borsa ile ilgili yorumlarını izleyelim. Gerek artan enflasyon rakamları gerekse dolar bazlı, döviz bazlı olarak endeksin görece ucuz oluşu fiyatlamaları destekliyordu. Tabii ki birinci çeyrekte özellikle bankalar özelinde bilançolarında çok iyi gelmiş olması da bu fiyatlamaları destekliyordu. Ama işte gelinen noktada küresel tarafta öyle bir sürece doğru geldik ki bu resesyon kaygılarının içerisinde bizim de etkilenmememiz mümkün değil. Euro bölgesi ciddi şekilde etkilenecekse biz de tabii ki Euro bölgesine ciddi oranda ihracat yapan bir ülkeyiz. Bu da tabii ki bizim dış ticaret hattlarımızı bozacak bir durum. Yine parite tarafındaki bu bozulma da ciddi şekilde geri çekilme de bizi olumsuz yönde etkileyebilir. İhracatçılarımızı baskı altına alabilir. Tüm bu gelişmeler ışığında tabii ki önümüzdeki süreçte küresel ekonomideki bu belirsizlik bizim yatırımcılarımızı tedirgin ediyor ve burada da borsadan açıkçası bir çıkış olduğunu görüyoruz. Açıkçası küresel taraf toparlanmadan bizim de toparlanmamız pek olası görünmüyor. Yani biz bir gün pozitif atlatacak olsak ertesi gün yine küreselin etkisi içerisine gireceğimiz bir süreçteyiz. Buradan itibaren artık küresel etkileri göz ardı edemeyeceğimiz, böyle pozitif ayrışmaların çok zor olacağı bir sürece girmiş oluyoruz. Açıkçası teknik tarafa baktığımızda da 2370-2360 arasındaki bant geçtiğimiz perşembe günü 2367 seviyesini görmüştük. Burası kritik bir eşik, yatay bir destek noktası. Burası aşağı yönü geçecek olursa işte o 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı süreçte 100 günlük ortalamaları, hareketli ortalamaları test etmiştik. Orası da üstsel olarak 2334, basit olarak 2324 seviyelerine denk geliyor. Buralar çok daha kritik olacak. Çünkü biz 24 Şubat'ta buralardan tepki aldık. Ki buralar kırılıyorsa o zaman ciddi bir teknik anlamda kırılmayı da yaşayabiliriz. Biz esasında düşüş anlamında yine küresel taraftan daha pozitifiz. Görece olarak söylemek gerekirse biz çok da düşmedik. O açıdan bizim bu küreselle paralel hareket etmemiz durumunda, yani küreseldeki bu düşüşe bir anda etkileşim göstermemiz durumunda bizim de çok da hızlı bir düşme
olasılığımız var. O yüzden burada özellikle 100 günlük hareketli ortalamalara dikkat edelim. 2334 ve 2324 seviyelerinden şu an için geçiyor. Buralar kırılacak olursa artık ciddi şekilde yatırımcıların pozisyon azaltmasına fayda olduğunu düşünüyorum. Resesyon kaygılarının en çok etkileyeceği sektörler sanayi sektörü, işte bunun alt grupları metal ana vesaire, bu gruplar demir çelik, bunlar tabii ki oldukça ciddi şekilde etkilenebilir. İşte geçtiğimiz dönemde bu Ereğli'den başlayarak demir çelik sektöründeki düşüşler tartışma konusu olmuştu, ama işte burada baktığımız zaman özellikle demir cevheri fiyatlarındaki sert düşüşler, HRC tarafındaki düşüşler bu fiyatlamaları destekleyici. Zaten küresel tarafta özellikle Çin tarafı kaynaklı olarak bu düşüşler bizim tarafı da baskılıyordu. Önümüzdeki süreçte tabii ki bu resesyon endişeleri tırmanacak olursa, Çin tarafında yeni kapanmalar ortaya çıkacak olursa, bunlarla birlikte tabii ki baskı yeniden ortaya çıkacaktır. Yine otomotiv tarafına baktığımız zaman zaten resesyon endişelerinin tırmandığı dönemlerde otomotiv ve konut gibi buradaki sektörlerde ciddi şekilde daralma yaşayabilir. Aynı zamanda tabii ki burada küresel tarafta birçok merkez bankasının sıkılaşmaya gittiği bir dönemdeyiz. Faiz oranlarının ciddi şekilde arttığı bir dönemde doğal olarak burada talebin de daralması, otomotiv ve konut sektörüne talebin daralması söz konusu olacaktır. Aynı zamanda emtia tarafında da burada fiyatların düşüyor olması buradaki konut fiyatlarını da aşağı yönlü çekebilir. Yine otomotiv fiyatlarında maliyetler anlamında aşağı çekebilir. Talep de daralacaksa ciddi şekilde bu şirketler burada karlarını azaltabilir. Hatta bazı şirketler de zarar yazmaya başlayabilir. Bunun endişeleriyle birlikte burada konut, otomotiv, işte demir, çelik, metal ana gibi sanayi sektörlerinde ciddi şekilde açısı satış baskısının oluşabileceğini düşünüyoruz. Ve tabii burada özellikle temel ürünlere biraz daha talebin olacağını, yatırımların burada biraz daha temel ürünlerin çerçevesinde portföy oluşturmasında ilk etapta fayda olduğunu düşünüyorum. Bu da işte gıda başta olmak üzere genel anlamda hane halklarının vazgeçilmezi olan ürünlerin biraz daha revaçta olacağı bir süreci de yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Bugün endeks 2371 puana gerilerken en çok endeksi baskılayan hissenin Tüpraş'ı olduğunu gördük. Bugün önemli bir geri çekilme gösterdi. Tüpraş endeksi de en negatif etkileyen şirket oldu. Tabii bu hareketin petrol %10 değer kaybettiği günde gerçekleşmesi de belki de tesadüf değil. Tüpraş bugün endeksi en negatif etkileyen hisseydi ve Tüpraş'ın da bugün petrol fiyatlarından etkilenmiş olması da son derece yüksek olasılık diyebiliriz. Çünkü özellikle savaş sonrası petrol yukarı giderken, Tüpraş'ın da ürün marjları ciddi biçimde karlılığını desteklerken hissenin rally yaptığını görmüştük. Fakat bugün petrolle beraber Tüpraş'ın da önemli bir kaybı vardı ve endeksi de en negatif etkileyen şirket oldu. Onun dışında ise BİM, Sabancı Holding, Ford Otosan ve Türk Hava Yolları endeksi en negatif etkileyen şirketleri oluşturdu diyebiliriz. Endeksteki düşüşü sınırlayan tarafta ise bugün Hektaş Ereğli, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aksaakrilik ve Alerko Holding'i görüyoruz. Ereğli tabii uzunca bir süredir endeksi aşağı doğru çeken en önemli şirket konumundaydı. Bugün çok sınırlı bir toparlanma hareketi vardı. Onun da etkisiyle endeksi olumlu etkileyen hisseler arasına girdiğini görüyoruz. Fakat İlk sırada Hektaş var. Bugün BIST 100'de de en çok değer kazanan şirketti Hektaş ve puan katkısıyla da öne çıktı diyebiliriz. Bugün işlem hacminde düne göre çok sınırlı bir yükseliş var ama hala zayıf diyebiliriz. Dün 27 milyardı, bugün 29,7 milyar TL. Fakat ortalamaların altında zayıf bir işlem hacmiyle günü noktaladık diyebiliriz. Bugün hacim lideri olan hisselere de bakalım. Orada yine Türk Hava Yolları her zaman olduğu gibi ilk sırada. Bugün %1,4 değer kaybetti. Hava yolu hisselerinde de baskının sürdüğünü görüyoruz. Ereğli ikinci sırada. Bugün yaklaşık 1,6 milyarlık işlem hacmi vardı ve az evvel bahsettiğimiz gibi zayıf da olsa sınırlı bir toparlanma hareketi gösterdi. %0,46'lık yükseliş. Bunun dışında Şişecam, Hektaş ve Sasa'yı görüyoruz ki Hektaş özellikle bugün değer kazanımıyla da dikkat çekti. %6 prim yaptı ve bu hareket hacimli gerçekleşti diyebiliriz. Yaklaşık 1,4 milyarlık işlem hacmi vardı bugün Hektaş'ta. Geçtiğimiz günlere nazaran daha yüksek bir hacimle bugünü noktaladı Hektaş ve pay piyasasında da en yüksek
işlem hacminin görüldüğü hisseler arasına girdi. İlk 5'e baktığımızda zaten daha çok sanayi şirketi görüyoruz. Türk Hava Yolları dışında Ereğli, Şişecam, Hektaş ve Sasa hepsi önemli sanayi şirketleri ve bugün biraz daha işlem hacmi liderleri arasında sanayi hisseleri yoğunluktaydı diyebiliriz. Günün sektör performanslarını hatırlayacak olursak bugün iki sektör hariç bütün endekslerde düşüş vardı. Sadece menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve spor sektör endeksi değer kazandı. Onun dışında ise bütün sektörler düşerken en büyük kaybı turizm endeksinde gördük. %3.2 düştü. Onun dışında kağıt basım, sigorta, madencilik ve aracı kurumlar sektör endeksleri en çok düşen ilk 5'i oluşturdu diyebiliriz. Bu arada turizm ve havacılık tarafında özellikle ulaştırma endeksinde son günlerde bir zayıflık var. Fakat özellikle Türk Hava Yolları'nın gerek uçuş sayısı gerekse de doluluk oranları açısından gidişat pandemi öncesi seviyeye adım adım yaklaşıyor. Özellikle Türk Hava Yolları'nın sefer sayıları ile ilgili son bir haberimiz vardı, onu izleyelim. Avrupa'daki havacılık şirketleri krizle boğuşurken İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları bölgede zirveye demirledi. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol, 27 Haziran 3 Temmuz'u kapsayan bu yılın 26. haftasına ilişkin verileri açıkladı. Bu dönemde Avrupa genelinde 214.216 hava trafiği icra edildi. Bu trafik, koronavirüs salgını öncesi 2019'un aynı dönemindekinin %86,3'üne karşılık geliyor. Türk Hava Yolları günlük 1510 sefer sayısıyla Avrupa'da en çok uçuş yapan 3. havayolu şirketi oldu. Ancak bayrak taşıyıcı şirketler arasında en çok sefer yapan havayolu şirketi özelliğini korudu. İstanbul Havalimanı ise Mayıs ayında 5.661.151 yolcuya hizmet verdi. Bu rakamla havalimanı Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından Avrupa genelindeki yaşanan havayolu krizine atıfta bulundu. Havacılığın dünyada gündemi, beklenenden güçlü talep artışı ve başta güvenlik ve yer hizmetlerinde olmak üzere personel eksiklikleri sonucu havalimanlarında oluşan kuyruklar, yaşanan grevler, yığılan bavullar. Bizde de kuyruk var değerlendirmesinde bulundu. Havalimanlarında oluşan uzun kuyruklara İstanbul Havalimanı'nda çocuk oyun alanındaki yoğunluk resmini paylaştı. Borsa İstanbul'un bugünkü hareketini inceledik. Peki küresel borsalarda durum nasıl? Hemen bir bakalım ki küresel hisse piyasaları açısından da bugün genellikle negatif bir gün oldu diyebiliriz. Özellikle Avrupa'da DAX endeksinin son 52 haftanın en düşük kapanışını yaptığını gördük. %3'e yakın değer kaybı, 12.401 puanda kapanış. Diğer önemli Avrupa endekslerinde de kayıp vardı. Asya'ya gelecek olursak burada daha karışık bir tablo söz konusu oldu. Şu an ABD'de işlemler devam ederken bir toparlanma çabası dikkati çekiyor. Malum dün bağımsızlık günü tatili sebebiyle spot hisse piyasası kapalıydı. Bugün açıldı. Açılış negatifti ama günün ilerleyen saatlerinde toparlanma geldi. Özellikle Nasdaq şu an %1.27 primli. S&P ve Dow Jones hala negatif ama Nasdaq endeksinde bir dönüş var. Bir toparlanma çabası görüyoruz diyebiliriz şu an ABD borsalarında, özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde. Tabii küresel borsalarda riskler devam ediyor ki en büyük risk başlıkları arasında resesyon olasılıklarıyla beraber hala devam eden yüksek enflasyon süreci var. Almanya'nın başbakanı Olaf Scholz da bu yüksek enflasyon sürecinin devam edebileceğine ilişkin yorumlarını paylaştı. O yorumları hatırlayalım. Açık olan şu ki mevcut enflasyon krizi birkaç ay içinde geçmeyecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede 30 yılın en yüksek seviyelerine çıkan enflasyona karşı ekonomi danışmanlarıyla bir araya geldi. Artan enerji fiyatları ve alım gücündeki düşüşü değerlendiren Alman lider, krizin yakın zamanda düzelmeyeceğine dikkati çekti. Bu durumun yakın gelecekte değişmeyeceği gerçeğine kendimizi hazırlamalıyız. Yani tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı her şeyi değiştirdi ve tedarik zincirleri pandemi etkisinden hala kurtulamadı. Avrupa ekonomisinin lokomotifi kabul edilen Almanya'da yıllık enflasyon %7,6 ile yakın tarihin en yüksek seviyesine çıkmış durumda.
Bir şey çok açık. Mevcut kriz birkaç ay içinde geçmeyecek. Daha önce bir dönüm noktasından bahsetmiştim. Ancak şu an bunu söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Küresel konjonktürdeki dengesizlik nedeniyle belirsizlik artmaya devam ediyor. Daha önce ekonomik sorunların yıl sonuna kadar düzeleceğini öngören Scholz, bu tahminin yanlış olduğunu söyledi. Borsalardaki genel baskıdan bahsettik. Hisse senedi fiyatları küresel çapta son günlerde düştü fakat tahviller değer kazanıyor. Hatta bugün ABD 10 yıllık faizi ile 2 yıllık faizi arasındaki spread'in de negatife döndüğünü gördük. Son duruma bakalım. 10 yıllık %2.82 seviyesinde, ABD 2 yıllık tahvil faizi ise aynı seviyede %2.82. gün içinde bir ara 2 yıllık 10 yıllığın üzerindeydi. Yani spread negatife dönmüştü. Tabii bu bahsettiğimiz 10 ve 2 yıllık farkı yine 30 yıllık 2 yıllık ya da 10 yıllık 3 aylık gibi farklı vadelerde de bakmak mümkün. Ama hangi vadede bakılırsa bakılsın ABD getiri eğrisinde bir negatife dönme, terse dönme eğilimi çok net görülüyor ki bu da aslında piyasalardaki resesyon korkusunun tahvil piyasasına ilişkin bir yansıması diyebiliriz. Tabii bu noktada içerideki tahvil faizlerinin de bir durumuna bakalım. Bugün 10 yıllık %19'a biraz daha yaklaştı. Sınırlı bir yükseliş vardı. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi ise günü %23.85 seviyesinde tamamladı. İçeride hem kısa hem uzun vadede gösterge tahvil faizlerinin bir miktar yukarı gittiğini izledik. Az evvel Almanya Başbakanı Scholz'un açıklamalarını görmüştük enflasyonla ilgili. İçeride Hazine ve Maliye Bakanı'nın da enflasyonla ilgili açıklamaları vardı. Onları hatırlayalım. Hükümet yılbaşından bu yana hızla artan enflasyona karşı birçok adımı devreye aldı. KDV indirimlerinden fiyat denetimlerine, enerji sübvansiyonlarından ücret artışlarına kadar atılan adımların ana amacı vatandaşların alım gücünü korumak. Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temel önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı. Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikalar, yönetilen yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Bakan Nebati bu alanda bugüne kadar atılmış adımları da sıraladı. Ekonomi yönetimi bu kapsamda gıda ürünlerinde KDV oranını %1'e, yeme içme hizmetlerinde %8'e indirdi. Sabun, şampuan, deterjan, bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi temel tüketim mallarında da %18 olan KDV %8'e düşürüldü. Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde ve arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı yine %18'den 8'e indirildi. Ayrıca indirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi. Bu dönemde enerji sübvansiyonları da enflasyona karşı önemli bir adım olarak kullanıldı. Bu kapsamda 2022 yılının ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğalgaz %76, sanayide kullanılan doğalgaz %14, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz %25 ve meskenlerde kullanılan doğalgaz %81 oranında sübvanse edildi. Son aylarda vatandaşın en çok mağdur olduğu fahiş kira artışlarına da çözüm getirildi. Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar %25 ile sınırlandırıldı. Geride kalan süreçte bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerine yönelik ihracat, iç talebin karşılanması ve fiyatların kontrol altında tutulabilmesi için izne bağlandı. Ayrıca enflasyonla mücadele timleri tüm sektörlere yönelik denetimlerine de hız kesmeden devam etti. Hükümet enflasyonla mücadele kapsamında attığı tüm bu adımlarla 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçti. Bugün emtia piyasalarında da sert hareketler gördük. Altın ve gümüş değer kaybetti. Petrolde de adeta bir çakılma vardı diyebiliriz. Son durumlarına bakalım. Altın 1768 dolar seviyesinde bugün %2.2 düştü. Gümüşte de yine benzer bir baskı gördük. 19 dolar 26 sentte %3.56'lık kayıp. Altın ve gümüş fiyatlarında ciddi bir baskı görüyoruz son günlerde. Özellikle de tabii ABD tahvilleriyle oluşan ayrışma da dikkat çekici. Eskiden özellikle ABD tahvilleri değer kazanırken altının ve buna paralel gümüşün de yukarı gittiğini gördük. Ama son günlerde ABD tahvilleri değer kazanıyor.
Tahvil faizleri %3,5'tan %2,8'e geldi 10 yıllık tarafta. Ama bununla beraber altın ve gümüşte de önemli bir geri çekilme hareketi görüyoruz. Burada da bir baskı var. ABD tahvilleriyle korelasyon zayıfladı. Bu arada bugün tabii petrol tarafında ciddi bir çakılma var diyebiliriz adeta. %10 aşağıdaydı gün içinde. Şu an %9,37. 105 dolar seviyelerinde dengelenme çabası var şu an Brent petrolde. Resesyon korkularıyla beraber petrolün de bugün çok ciddi bir çözülme yaşadığını görüyoruz. Ama tabii bahsettiğimiz sadece bu resesyon korkusu petrol cephesinde değil. Endüstriyel metallerde de etkili ki bir süredir çelik, demir cevheri, bakır gibi önemli emtia fiyatlarında kayda değer geri çekilmeler gördük. Ki o düşüş devam ediyor. Bakır dün 17 ayın dibini görmüştü. Bugün tekrar düşüşüne devam etti. %3,6'lık kayıp var. Burada yılbaşına göre baktığımızda önemli ölçüde bir geri çekilme görüyoruz. Yine az evvel bahsettiğimiz çelik ve demir cevheri fiyatlarında da düşüş var. Şimdi HRC vadeli fiyatını göreceğiz. Sıcak haddelenmiş çelik roll-off fiyatı. Aynı zamanda Ereğli ve Kardemir gibi demir çelik şirketlerinin de karlılığı açısından önemli bir gösterge. Vadeli piyasada 800 dolara doğru bir düşüş eğilimi var. Savaş sonrası bir ara vadeli piyasada 1500 dolara kadar tırmanmıştı. Şu anda 800-850 dolar bölgesinde bir salınım var ve hala da o aşağı yönlü baskının sürdüğünü görüyoruz. Aynı zamanda tabii HRC'den bahsediyoruz. Demir çelik şirketlerinin önemli bir ham madde kaynağı. Demir cevheri fiyatlarında da baskı var. Demir cevherinde de önemli düşüşler söz konusu. Buna ilişkin haberimizi izleyelim. Küresel stagflasyon tartışmaları ve Çin'in Covid önlemlerini sertleştirmesi nedeniyle demir cevheri fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. İnşaat, imalat, otomotiv, elektronik gibi metal yoğun alanlarda talebin azalması demir cevheri fiyatını vurdu. Küresel ekonomik durgunluk endişelerinin de eklenmesiyle fiyatlarda gerilemenin süreceği tahmin ediliyor. Çelik tek başına maliyetler içerisinde belirleyici bir role sahip değil. Ne konut sektöründe belirleyici bir role sahip ne de işte beyaz eşya otomotiv sektöründe, yani 80 bin dolarlık bir otomobil ürününde o dış şeyde kullanılan çeliğin fiyatının etkisi %1, %2 seviyesini geçmez. İnşaat sektöründe de %2, %3 değildir. Demir cevheriyle çelik fiyatları, dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin'in üretim çalışmalarındaki toparlanma belirtilerine rağmen kan kaybediyor. Küresel düzeyde ekonomik durgunluk yaşanacağı endişelerinin emtia talebinde düşüş meydana getireceği korkusunu körüklemesiyle fiyatlarda geri çekilme sürüyor. Çin'de %63,5 demir içerikli demir cevherinin ton fiyatı 118 dolara indi. Son bir haftada %17,48 değer kaybeden demir cevherinin fiyatında son 12 aydaki kayıp %45,75 oldu. Burada belirleyici faktör büyük ölçüde Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun dünya çapında sebep olduğu duraklama, stagflasyon eğilimi. Bu arada Hindistan'da da çelik üreticileri üretim kesintisine gidiyor. Hindistan'da bazı çelik üreticileri yerel talebin düşmesi ve bir süre önce çeliğe getirilen %15 oranındaki ihracat vergisi nedeniyle önümüzdeki aydan itibaren üretimlerini azaltacak. Üreticilerden bazıları yıllık bakım çalışmaları kapsamında tesislerini kapatarak üretimlerini azaltmayı planlıyor. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden öne çıkan bazı gelişmelere ve bu şirketlerin hisse performanslarına bakacağız. Hektaş'la başlayalım. Hektaş bugün BIST 100'de de en çok değer kazanan şirketti ve belki de bu hareketin de temel sebeplerinden biri olabilecek bir açıklama yaptı bugün kapanış sonrası. Malezya'da kurulu Baustad Holdings şirketiyle bir iş anlaşması yaptığını, bu iş anlaşmasının da başta gıda güvenliği olmak üzere emtia ticaretiyle ilgili olduğunu belirtti. Fazla detay yoktu açıklamada ama yeni bir ortaklık, yeni bir iş anlaşması var diyebiliriz Hektaş'la ilgili. Dün de şirket sermaye artışından elde edeceği fonun kullanım alanının ağırlıklı olarak yatırım olacağını, gayrimenkul alımı olacağını açıklamıştı. Bakalım bu haber sonrası yarın neler yapacak? Bugün %6 değer kazandı. Düşen borsada pozitif ayrışan nadir hisselerden biriydi ve en çok yükselenler arasına da girdi. 30,54 TL'de kapanış yaptığını görüyoruz.
Sasa Polyester geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine paya dönüştürülebilir tahvillerle ilgili bir karar verdi. Yönetim kurulunun yaptığı açıklamaya, daha doğrusu yönetim kurulu kararına istinaden yapılan açıklamaya baktığımızda nominal tutarı 41.9 milyon euro olan tahvillerin daha önce geri alınan Sasa paylarıyla dönüştürülerek bu tahvillerin itfa edileceğini açıkladı şirket. Peki son dönem hareketi nasıl bakalım? %2.12 bugün değer kaybetti. Sanayi endeksi içinde olan ve yine son dönemde önemli ölçüde değer kaybeden şirketlerden biri de Sasa, bugün 40 liranın altında bir kapanış yaptığını görüyoruz. Aselsan ise bugün açılış öncesi yurt dışı bir satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Toplam tutarı 24 milyon 590 bin 800 Amerikan doları ve uluslararası bir müşterisiyle savunma sistemleri ihracatı konusunda yapılmış bir sözleşme olduğunu görüyoruz. Tabii elbette şirketin hasılatını ve karını arttırabilecek bir gelişme. Bugünkü kapanışı nasıldı bakalım. Bu açıklamaya rağmen, yani kapanış öncesi gelen bu satış sözleşmesine rağmen bugün %3.2 değer kaybetti. 21.64 TL seviyesinde kapanış yaptı. Haftaya da zayıf başlamıştı. Bugün de değer kaybederek kayıplarını ikinci güne taşıdı diyelim ve Birisa'nın açıklamasından da bahsedelim. Otomotiv yan sanayi sektöründen Birisa kira sertifikası ihracı kararı aldı. Yapılan açıklamanın detayına baktığımızda azami, yani maksimum 1 milyar TL tutarında olmak üzere halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihracı gerçekleşecek ve burada ihraççının da katılım varlık kiralama anonim şirketi olacağını belirtti şirket. Peki son dönem fiyat hareketi nasıl? Borsanın geneline paralel burada da bir zayıflama söz konusu diyebiliriz. 35.40 TL seviyesinde kapanış yaptı. Dün de düşmüştü. Birisa da bugün de yine değer kaybetti ve kapanışı negatifti diyebiliriz. Bugünün öne çıkan hisse geri alımlarından da bahsedelim. Şişecam bugün borsadaki tabii bu baskı esnasında 1 milyon 135 bin 510 adet hisse geri aldığını açıkladı. Şu ana kadar geri aldığı pay miktarı da bu alımlarla beraber 87 milyonu aştı. Bu alımları da ortalama 21 lira seviyesinden yapmış. Peki kapanışı nasıldı bakalım. %0.94 değer kaybetti bugün. Tam da kapanış fiyatı 21 lira ortalamasıyla şirket bu alımları yapmış ve muhtemelen tabii bu alımların biraz aşağı doğru hareketi sınırlandırdığını söylemek mümkün. Alarko Holding de Mart ayında hisse geri alım programı açıklamıştı ve ara ara yine bu program kapsamında hisse geri aldığını görüyorduk. Bugün de piyasadaki bu geri çekilme esnasında sınırlı miktarda 46.500 adet hisse geri aldığını açıkladı. Ortalama 31.28 TL seviyesinden bu alımlar yapılmış. Peki bu alımlarla beraber kapanış nasıldı bakalım. %1.67 değer kazandı. Aslında düşük miktarda bir alım vardı bugün. Fakat dünkü değer kaybı sonrası bugün bir toparlama görüldü. Alarko Holding hissesinde 31.70 TL seviyesinde bir kapanış gerçekleşti. Sabancı Holding de düzenli alımlarına devam ediyor. Dün de haftanın ilk işlem gününde şirket hisse geri almıştı. Bugün de alımlarına devam etti ama daha yüksek miktarda. Bugün 1 milyon lot hisse geri almış Sabancı Holding. Ortalama 18.42 seviyesinden ve şu ana kadar aldığı toplam miktar da 55 milyon adeti aştı bugün itibariyle. Peki bugünkü kapanışı nasıldı? %3.36 ciddi bir baskı vardı Sabancı Holding'de. 18 liraya doğru bir geri çekilme hareketi izledik ve bu geri çekilme esnasında da şirketin 1 milyon adet hisse geri aldığını görüyoruz. Bu bölümü böylelikle sonlandırıyoruz fakat diğer şirket haberleri var, onları da izleyelim. Enerjisa Üretim Bandırma Enerji Üssü'nde yeşil hidrojen üretimine başladı. 200 bin euro yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında üretilecek yeşil hidrojen, Bandırma 2 doğalgaz çevrim santralindeki soğutma işlemlerinde kullanılacak. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Koroplast halka arz oluyor. Şirket payları için 20, 21, 22 Temmuz tarihlerinde 4.68 lira sabit fiyattan talepler toplanacak. Ektaş, bedelli bedelsiz sermaye artırımında elde edeceği fonun çoğunluğunu yurt dışı yatırımlarda kullanacak. Şirket, fonun 1 milyar 27 milyon lirasını yurt dışı yatırımlara, 31.9 milyon lirasını Orhan Gazi Tesis yatırımına, 225 milyon lirasını ise ham madde tedariğinde kullanacak.
gübre fabrikaları borçlanma aracı veya kira sertifikası ihraç edileceğini duyurdu. Tutarsa 5 milyar liraya kadar olarak açıklandı. Amerikan e-ticaret firması Amazon ilk kez İngiltere'de kargoları elektrikli bisiklette dağıtıma başladı. Yürüyüşçüler ve e-bisikletlerin yılda 1 milyondan fazla teslimat yapması hedefleniyor. Manchester City'nin sahibi City Football Group, İtalya'nın en köklü kulüplerinden Palermo'yu da satın aldı. Palermo, şirketin bünyesine katılan 11. futbol kulübü oldu. City Football Group, Palermo'nun çoğunluk hissesi için yaklaşık 13 milyon euro ödedi. Amazon indirim günlerini Türkiye için uzattı. Uluslararası e-ticaret platformlarından Amazon'un alışveriş etkinliği Prime Day, globalde 2 günde sınırlandırılırken bu etkinlik Türkiye için 7 güne çıkarıldı. Paylaşılan bilgilere göre şirket Türkiye için indirimli alışveriş günlerini 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Ayrıca Amazon Türkiye Genel Müdürü Richard Marriott, kullanıcılarına Prime hizmetinin ilk sunulduğu fiyat olan 7 lira 90 kuruştan hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Dün enflasyon verilerini almıştık Haziran ayına yönelik. Bugün de Merkez Bankası bu enflasyon verilerine yönelik detayları paylaştı. En yüksek katkının enerji grubundan geldiğini belirtti Merkez Bankası. Bu yorumları hatırlayalım. Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yapıldı. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Enerji enflasyonu Türk lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüme paralel olarak akaryakıt, doğalgaz ve elektrik kalemleri öncülüğünde önemli ölçüde yükselmiştir. Tüketici yıllık enflasyonunun temel mallar grubunda sınırlı bir miktar gerilediğinin belirtildiği raporda diğer alt gruplarda yükselişin devam ettiği ifade edildi. Merkez Bankası gıda fiyatlarında ise iyileşmeye vurgu yaptı. Gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada gerilerken işlenmiş gıdada yükselmeye devam etmiştir. Bir önceki ay taze meyve sebze fiyatlarında sebze kaynaklı olarak gözlenen düzelmenin bu dönemde de sürdüğü izlenmiştir. Merkez Bankası uluslararası ve yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirinde süregelen aksamalarla üretici fiyatlarındaki artışın sürdüğüne işaret etti. Çekirdek enflasyonun mevsimsellikten arındırılmış eğilimlerinde gerileme gözlendiği belirtildi. Yorum alacağız şimdi. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizlerle. Arda Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar. Biz de teşekkür ederiz. Bugün BIST 100 endeksinin 2400 puan altına da sarktığını gördük. Önemli bir zayıflama var endeksimizde. Son bir haftada %6'yı aşan kayıp. Yavaş yavaş düşüş trendine mi giriyoruz, yoksa bu uzun vadeli yükselişin bir düzeltmesi mi? Siz piyasadaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Aslında ben bunu haber ve veri kaynaklı bir hareket diye değerlendiriyorum. Birincisi, bir kere küresel bazda bir satış dalgası var. Hatta bu satış dalgası sadece borsalarda değil, dolar harici diğer para birimler, emtialar ve borsalarda olduğunu görüyoruz satışların. Bir kere küresel bazda bir satış dalgası hem borsalarda hem de diğer finansal ürünlerde var. İkincisi, yurt içinde tabii BBVA'nın aldığı, geçtiğimiz hafta aldığı ticari kredilerle alakalı sınırlama şirketler üzerinde etkili oluyor şu anda. Yani belirsizlik yarattığı için satışlara sebebiyet vermiş durumda. Ve şöyle de bir şey var, acaba yeni konvansiyonel olmayan para politikası araçları da ortaya çıkarılır mı? Beklentisi veya endişesi söz konusu borsa açısından. Bu iki durum hem yurt içine özel hem de yurt dışı satış kaynaklı bir durumla karşı karşıya Borsa İstanbul. Bu sebepten dolayı oldukça sert denilebilecek satışlar olduğunu gördük. Aslında buradan şu seviyeden geliyor, yani 2660-2650 seviyelerden bu yana satışlar var kademe kademe ve bu hala devam ediyor. Görünen o ki piyasalarda dalgalanma bir miktar daha devam etme ihtimali var gibi gözüküyor şu anda. Bunda sebep olarak yurt içinde bu kredi sınırlamalarıyla alakalı durum reel sektör şirketleri ve bankaları nasıl etkileyecek? İkincisi, yurt dışındaki resesyon korkusunu küresel bazda getirir satış dalgası da söz konusu. Bu da önümüzdeki günler devam eder mi etmez mi? Bu da önemli bir faktör. Bu iki faktör şu an dalgalanmalara sebebiyet veriyor Borsa İstanbul'da aşağı yönlü olarak.
Daha devam eder mi? Teknik açıdan değerlendirirse 2400 önemli bir destekti. Psikolojik bir seviyeydi aynı zamanda. Bunun aşağısına geldi. Bir miktar daha devam etme dalgası, devam etme ihtimali var bu dalganın, satış dalgasının. Ama şunu söyleyebilirim, Borsa İstanbul zaten ucuzdu. Yani bu satış dalgasından önce cari 6,5 FK'larla, beklenti 4-4,5 FK'larla işlem görüyordu. Şu an iyice ucuzladı. Bu satış durumunun çok fazla abartılarak devam edeceğini düşünmüyorum. Bir yerden sonra durulacağını veya dengeleneceğini düşünüyorum. Ama bir miktar daha Borsa İstanbul'da baskı görme ihtimalimiz söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bugün özellikle endekse en negatif etkileyen şirketin Tüpraş olduğunu gördük. Bir yandan da petrol piyasasında %10'a varan satış vardı gün içinde. Brent petrolde kayıplar bir ara %10'u aştı. Savaş sonrası petrol rally yaparken Tüpraş da değer kazanıyordu. Bugün petrol aşağı geldi, Tüpraş da baskı altında. Burada petrolün borsa etkisini siz nasıl görüyorsunuz? Petrol fiyatları, Tüpraş ve diğer sanayi şirketleri üzerinden borsayı nasıl etkiler acaba? Şöyle, Tüpraş'ın özel bir durumu var. Rafineri marjı, Akdeniz rafineri marjı önemli. Sonuçta bir emtiayı toplayıp ve bu emtiayı işleyen ve satan bir şirket. Tüpraş, yani petrol alıp bunu işleyip bunu yakıt haline getirip satan bir şirket. Ve bunun marjı var. Bu marjlar düştüğü zaman Tüpraş'ın gelirini, net karını aşağı doğru etkiliyor. Bu marjlar yükseldiği zaman Tüpraş'ın net karını yukarı doğru etkiliyor. Savaşın başıyla beraber bu marjlarda yükseliş olduğunu görmüştük. Petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber. Bu da Tüpraş'ın fiyatını yukarı doğru etkiledi. Ama son günlerdeki petrol fiyatındaki hareketler terse dönmüş durumda. Petrol fiyatları aşağı doğru geliyor. Marjın da aşağı gelmesi de bununla beraber beklenebilir. Bu da Tüpraş fiyatını olumsuz olarak etkilemiş durumda. Ama bu kalıcı mı, geçici mi? Bunu görmek için biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum. Sektörel bazda da bakarsak şu andaki satışlar, hatta bugün de değil de bu haftayı kıyaslarsak satışlar sektörlerin geneline yayıldığını söyleyebilirim. Hem banka hem sanayi tarafında yayıldığını söyleyebilirim satışlar. Yani satışların hangi sektörlerde yoğunlaştı derseniz aşağı yukarı her sektörde satış olduğunu söyleyebilirim. Otomotiv bir ara pozitif ayrışmıştı haber akışlarından dolayı. Ama şu anda bütün sektörle yayılmış bir satış dalgası olduğunu söyleyebilirim. Tüpraş'taki durumda daha çok petrol fiyatları ve rafineri marjıyla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bugün Euro-Dolar paritesinde de önemli bir kırılma gördük. 1.03'ün altına geldi. 2002'den beri en düşük seviyeler. Tabii Euro-Dolar'ın seyri bizim özellikle ihracatçı şirketler için de önemli olabilir. Malum az evvel siz de mesela otomotivden bahsettiniz. Euro-TL kuru o tarafı etkiliyor. Dolar cinsinden önemli maliyet kalemleri var. Bu Euro-Dolar'ın aşağı gelmesi bizim ihracatçı şirketleri sizce önümüzdeki süreçte nasıl etkileyebilir finansallarını? Şöyle söyleyeyim, Euro doların aşağı gelmesi bizim sanayi sektörü açısından olumlu değil, olumsuz. Normalde Türkiye çoğunluk olarak dolar maliyetlenen bir sanayi yapısı, bir üretim yapısı var. İşte ahım maddeler, ara maddeler, teknolojik maddeler, işte teknolojik ekipmanlar, yazılımlar dolar bazlı olarak genelde satın alınıyor. Ve sonra Türkiye üretim yapıyor. Bu üretiminin bir kısmını iç pazarda kullanırken önemli bir kısmını da yurt dışına satıyor ve sattığı, en çok satış yaptığı yer doğal olarak Euro. Yani Türk sanayisi dolar olarak ürün, ham madde alan, ara madde alan. Ama tüketici mamulün de yurt dışına Euro bazlı satan, daha çok Euro bazlı satan, yurt dışına tabii TL bazlı satan bir yapısı var. Bu açıdan Euro doların yukarı doğru çıkması sanayi sektörünün kar marjını yukarı doğru çekiyor. Yani çünkü dolar bazlı maliyetlerini Euro bazlı satıyor. Aşağı düşmesi de olumsuz etkiliyor. Tabii Euro-Dolar seviyesinde bu seviyeye doğru gelmesi sanayi, reel sektör açısından, üretim sektörü açısından olumsuz bir durum olarak nitelendirilebilir. Evet, finansallarını olumsuz olarak etkileyebilir. Siz de ilk yorumunuzda bahsettiniz işte fiyat kazanç çarpanı üzerinden. Borsada bir ucuzluk zaten vardı, daha da ucuzlayabilir şeklinde. Bu noktada tabii biraz daha uzun vadeli bir bakış açısıyla örneğin düzenli temettü ödeyen şirketlerde fırsat olabilir mi? Onu sorayım. Çünkü son bir ayda temettü 25 endeksi %13'e yakın değer kaybetmiş. Yani yüksek temettü verimi olan işte Ereğli olsun, Ford Otosan, Tofaş gibi hisselerde kayıplar var. Uzun vadeli bir bakış açısıyla bu şirketler fırsat yaratabilir mi şu anki konjonktürde? Uzun vadeli bir bakış açısıyla ciddi fırsatlar yarattığını düşünüyorum şu an. Şöyle söyleyeyim. Aslında borsada mantık olarak iki tip yatırım vardır. Bir tanesi büyüme yatırımıdır. Hızlı büyüyen şirketleri toplanır portföye. Bu hızlı büyüyen şirketler reel anlamda büyüdükçe tabii bunların hisse senedi fiyatları da artar.
daha hızlı bir şekilde artar ve portföy büyür. İkinci bir mantık da temettü mantığıdır. Ama temettü yatırımcılığı sabır ve uzun dönemli bakış açısı ister. Onu da söyleyebilirim. Temettü yatırımında işte temettü dağıttan hisse senedini aldık. Daha sonra hisse senedini temettü dağıttı. Temettü geliri elde ettik ve bununla tekrardan hisse senedi almak esastır. Bu yolda şirketler üzerindeki pay sahipliğini arttırmak esastır. Aslında temettü yatırımcılığı budur ve uzun vadeli bir süreçtir. Bu uzun vadeli sürecin sonunda sonucu olumlu olur. Güvenli bir yatırım yöntemidir. Bir de temettü yatırımında önemli oluştur fiyat. Mesela ucuz fiyatlardan hisse senedi alınırsa bugün olduğu gibi mesela şu an endekste yüksek oranda temettü dağıtan şirketler işte Ereğli, Türk Traktör, Ford, Aksa gibi şirketler düzenli olarak temettü dağıtan şirketler bu fiyatlardan alınırsa daha sonra bunlar bir normal yerlerine geldiği zaman fiyatlar kar ediyor. İkincisi gelecek senelerde karlarını arttırdığı zaman temettü dağıtmaya tabii devam ediyorlar. Şimdiki fiyata göre oldukça yüksek bir temettü verimi elde edilmiş oluyor. Bunu geçmiş senelerde gördük. Hatta çok düşük senelerdeki hisse alındığı zaman bir senelik iki senelik temettüsü hisse senedi fiyatına amorti ettiği zamanlar dönemler oldu. Bu açıdan temettü yatırımcıları bu fiyatlardan faydalanabilirler. Ama unutmamak lazım ki temettü yatırımcılığı uzun vadeli bir süreç. Yani temettüde tekrar hisse alıp temettü hisse portföyünü büyütülmesini amaçlayan bir süreç. Bu fiyatlardan ama bu sürecin başlatılması veya hız verilmesinin avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Az evvel euro dolar paritesinden bahsettik. Bugün önemli bir kırılma yaptı diye. Dolar endeksi de 106'yı aştı. Euro dolar 1'e giderse şayet, yani dolar daha da kuvvetlenirse TL gibi gelişen ülke kurları burada ne kadar baskı görebilir sizce? Yani şöyle söyleyeyim. Euro doların aşağı gelmesi bir kere 1.0380'i aşağı doğru 3 kere test etti ama oradan toparladı. Euro dolar burasını kırılacak kırılmayacak düşünülüyordu. Aslında kırılması çok da beklenmiyordu. Bugün itibariyle kırdı. Tabi dolar endeksinde yarısından çoğu Euro'dan oluşuyor. Bu kapsamda da Euro'da 106'ya doğru hareket gördük. Yani şunu demek anlamına geliyor. Dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı baskın bir vaziyette. Değer kazanıyor diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı. Çünkü dolar endeksi gelişmiş ülke para birimlerinden oluşuyor. Ama bunu tabi gelişen ülkeleri nasıl etkiler? Aynı şekilde dolar eğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazanırsa gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Bu açıdan doların aynı şekilde gelişenlere karşı değer de gelişen ülkelere karşı değer kazandığı gibi gelişmiş ülkelere karşı da bir değer kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu ne kadar devam eder bilinmez. Bunun sonuna mı geldik? Ben sonuna artık yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum artık. Euro dolar daha aşağı seviyeler ne kadar mümkün şüpheli. Ama şu anki itibariyle doların avantajlı olduğu bir dönemden hem gelişmiş ülkelere karşı hem de gelişmekte olan ülkelere karşı avantajlı olduğu bir dönemden geçtiğini söylemek mümkün diye söyleyebilirim. Küresel borsalarda da bir baskı var. Fakat güvenli limanlara da talebin kısıtlı olduğunu görüyoruz. Hatta altın değer kaybediyor. 1767 dolara düştü. Gümüşte de bugün %4'e varan bir ara satış gördük. Sizce güvenli liman özelliği atfedilen varlıklar şu an neden düşüyor? Bu kuvvetli dolar hikayesi mi etkili yoksa başka faktörler de var mı? Güvenli liman efekti aslında çalışıyor. Çalışmıyor değil. Az önce söylediğim gibi işte borsalarda sert satışlar var. Peki para nereye gidiyor? Nereye gidiyor diye bakarsak tahvillere gittiğini görüyoruz. İşte ABD 10 yıl tahvil faizleri ciddi şekilde geriledi. Ama para altına gitmedi. Şu ana kadar borçtan çıkan paranın altına gittiğini veya değerli metallere gittiğini göremedik. Bunun da en önemli sebebi gözüken o ki dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir altını baskılıyor. İkincisi geçtiğimiz hafta hem bir ara dolar endeksi gerilemişti hem ABD tahvil faizleri gerilemişti. Ama buna rağmen 1820'nin üzerinde kalıcı bir altın görememiştik. Bu da altına olan talebin de zayıf olduğunu gösterdi bize. Bu kapsamda dolar endeksi güçlenince de tekrardan yukarı doğru bir dalga yapınca da altında sert satışlar olduğunu gördük. 1800'ün aşağısında doğru sert bir fiyatlama oldu. Şu anda konjonktür altın aleyhine. Bu fiyatlar altın için bence iyi fiyatlar. Bu fiyatlarda kalıcı olur mu? Kalıcı olacağını düşünmüyorum çok uzun dönemli olarak. Ama bir süre daha bu fiyatlardaki dalgalanmalar devam edebilir diye düşünüyorum. Dolar endeksindeki yükselişten dolayı. Ama tabii ne kadar kalıcı olur bu fiyatlar tartışılır. Ama şu anki konjonktür altının lehine olduğunu söyleyemem. Şu anki konjonktür ABD 10 yıllık tahvillerin lehine. Yani bütün her taraftan para çıkışı var. ABD tahvillere para girişi var.
Evet, tahvillere bir para girişi var dediniz. 10 yıllık %3,5'tan %2,8'lere geldi. Bugün enteresan fiyatlamalardan biri gün içinde 2 yıllık 10 yıllığı aştı. Getiri eğrisi bu vadelerde terse döndü. Bu resesyon korkusu mu buna yol açtı ve bu gerçekten bir resesyon göstergesi ise önümüzdeki çeyreklerde ABD negatif büyüyecek diyebilir miyiz acaba? ABD negatif çeyrek bazlı büyüyecek zaten ama yıllık baz negatif büyür mü tartışılır. Şöyle söyleyeyim, bir resesyon korkusu var. ABD tahvillerindeki verim eğrisi bunu gösteriyor. Ama şunu fiyatlıyor. Öncelikli olarak enflasyonun düşeceğini fiyatlıyor. Şu anlama geliyor verim eğrisinin tersi dönmesi. Şu anda enflasyon yüksek ama gelecek senelerde enflasyon düşecek. Böyle bir algı oluştuğu zaman verim eğrisi normalde yükselen bir verim eğrisi olması gerekirken tam tersi yatay veya alçalan bir verim eğrisi olabiliyor böyle bir beklentide oluştuğu dönemlerde. İkinci sebebi de resesyon beklentisi. Eğer resesyon beklentisi varsa yine verim eğrisi derse dönebilir. Şu anki verim eğrisinin durumu ABD'de birincisi enflasyonun düşeceğini fiyatlıyor. Ama enflasyon tabii dünden bugün düşeceğini değil. Bu sene itibariyle yüksek. Ama gelecek seneler bu enflasyon düşecek beklentisi fiyatlanıyor. İkincisi artık resesyon korkusu veya resesyon beklentisi de iyiden iyi fiyatlandığını sadece tahvillerde değil borsa tarafında da fiyatlandığını söyleyebiliriz. Resesyon ihtimal mi? Evet, ihtimal. Ama şu anki veriler tam olarak bunu göstermiyor. Eğer veriler bozulursa resesyon endişesi daha fazla dile getirilebileceğini söyleyebilirim. Arda Bey çok teşekkür ederiz katkılar için. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, bu yorumlar sonrasında analizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.